İkinci kayınvalidem Nur Kadın Sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bilirsin, hadi en güzelini söyle bize, hangisi? Çanağını güzel kesememişler. Biraz daha yüksek kalmış. İçini tam güzel ayıklanmamış. Şurada tüyleri duruyor. Pilavı da pek o kadar çok güzel olmamış. Nerede tüyü var? Küsümde. Ağzını aldığın zaman... Köşesinde gördüm ben de şu an. Şöyle gösterebilirim. Gördün? İyi ayıklanmamış. Enginarı pişmiş mi? Enginarı pişmiş. Çanağı, alttaki çanağı pişmiş mi? Çanağı pişmiş. O kadar süper. Çok şey değil. Pişmiş çanağı da. İç pilavımız... Ben bunun iç pilavını da sevmedim. Neden? Beğenmedim. Ben ne bileyim, çok tatlı geldi. Azıcık daha pişse olurdu. Yani şöyle tane, çok tane tane de değil. Hı hı. Tarçın olduğu için renginin biraz kahverengili tarçından dolayı. Hı hı. Yani tarçından dolayı ama ben pek sevmedim. Tamam. Beğenmedim. Peki, ikinci tabağın. Bunun enginarı güzel pişmiş. Pilavı da güzel olmuş. Ha, boyutunu güzel kesememiş. Yüksek olmuş. Yeşilliği. Güzel ama bu da güzel ayıklayamamış. İçinde tüyleri duruyor. Hı hı. Bu da güzel ayıklanmamış. Ama en azından ilk yediğim tabağa nazaran bunun pilavı güzel. Enginarı da pişmiş. Enginarı da pişmiş. Aslında enginarların biraz limonlu suya koydular mı koymadılar bilmiyorum. Daha beyaz olması gerekiyor. Bu birazcık rengi kararmış. Yani yeşil. Öyle bir bekletme süreleri olmamış olabilir. Tamam, o zaman. Hızlı hızlı. Beğendin mi, beğenmedin mi? Çok da beğendim diyemem. Beğenmedim ama beğendim diyeyim şimdilik. Peki. Üçüncü tabağın. Bunun pirinçleri tıkır tıkır duruyor. Tam pişmemiş. Enginarı güzel ayıklanmamış. Bu tabak hiç olmamış. Kusura bakmasınlar ama tabak hiç olmamış. Bakın bütün tüyleri duruyor. Pirinci kıtır kıtır. Ha, bunun mesela maydanozu, yeşilliği daha şey duruyor ama bunu hiç beğenmedim. Görüntü güzel, aşama güzel ama sonuç şey var mı? Ya hani görüntü var, ses yok. Hmm. Beğenmedim. Bunu ayıklayan güzel ayıklamış. Pilavı da güzel olmuş. Zeytinyağı, tarçını. Bu pilavı kim yaptıysa güzel yapmış. Bunu beğendim. Afiyet, bal şeker olsun. Şimdi arkada dört güzel gelin senden yakışıklı puanlar istiyor. Bu sefer yakışıklı vermeyeceğim. 5. Dördüncü tabak 5 puan. 1. Üçüncü tabak 1 puan. 3-1. İkinci tabak 3 puan, birinci tabak 1 puan. 2 tane birimiz var. Dönme şekerimi önce bir açalım. Pardon, özür dilerim. Kafam uçtu yine benim. Evet, teslim oldum artık. Ne yapabilirim teslim ya? Direkt teslim olmayın. Birazcık yorumlarınızın arkasında durun. Sahip çıkın yorumlarınıza. Neyse o, pişmedi diyorsan pişmemiştir. Biz çıkıyoruz Hanım da, yaptıklarına kabul ettiremiyorsun ki. Biz çıksak ne olacak? Sen boş ver, izleyici görüyor her şeyi. 2 tane birimiz var, tutar mısın kenarlarından? İlk birimizi öğrenelim. İlk 1 puanımız bu, beğenmediğimiz bir tabak. Aç bakalım kimmiş? Başak. Nur Kadın teyze, hiç mi bir şeyini beğenmediniz? Beğenmedim. Pirinçlerin tıkır tıkır. Pirinçlerimin tıkır tıkır olma ihtimali yok. Yani onları ben bayağı bir pişirdim suda. Yani suyunu ekledim. Yani tıkır tıkır nasıl olabiliyor ben anlamıyorum.
Gel bir tane baktık. Ya şimdi, sen burada bir şeyi fark etmedin mi? Bir şeyi fark edip fark et. Ben lezzetine baktım, pişmişliğine baktım. Fark edemedim. Bak neyini bak. Mesela bunun enginarı... Tamam evet, orada hata yaptım. Hata yapmışsın. Çünkü süremiz çok kısıtlıydı. Tamam. Yetiştirebilmek için çok fazla uğraşamadım. Çünkü yetiştirmem gerekiyordu. Sürem yoktu o yüzden. Tamam mı? Tamam. Çok hızlı bir şekilde içine oydum. Ama kalmış. Tamam, burada hatalıyım. Pirinçlerin bak böyle pişmiş gibi duruyor da ağzını aldığın zaman böyle kıtırtı var. Yani pirinçlerimin pişmeme ihtimali yok ya. Pirinçlerimi gerçekten çok iyi pişirdim. Ve tadına baktım, çiğliği de yoktu. Bak, olsan zaman, ben biraz daha bekletirdim onları. Bak görünüyor ya. Hiç mi bir şeyini beğenmedi? Tamam, pirincini beğenmedi. Tamam, pirincini. Başka ne yani, çok mu kötü? Ya o kötü, çok da kötü demedim. Başka, ses var, görünüyor dedim. Pişmemiş mi mesela? Ben ağzını enginarı aldım da. Enginarı pişmemiş mi? Enginarın bir kararmış bak. Çok özür diliyorum herkesten. Bak enginarın kararmış kıtır kıtır. Hı. Bak gerçekten bak. Sen kıtır, buna 5 verdin değil mi? Bu evet, da kararmamış onu... mı? Bakar mısınız? Kameralar bir görebilir mi? Şu bu da kararmış. Altını yatağının farkıyla. Bu da kararmış. Şu farka bakar mısın? Belki tüyleri olduğu için daha da kararmış olabilir. Ben o kadar çok hani enginar yapan bilen bir insan değilim. Enginar yemeği de burada öğrendim. Yedim, sevdim. Ama bak şuna bak, Allah'ınıza seviyorsanız renk farkını görüyor musunuz? Renk farkı yok ki. Bu da koyu, bu da koyu. Bunun altı da koyu, bunun çanağı da koyu. Bu daha koyu. Alakası yok. Bak kameralar çekiyor yani. Bunu insanlar izleyecekler. Şuna İzlesinler. Buna izlesinler. Bir ver. Başak İzlesinler. Başakcığım, sen bana hesap soramazsın. Sen ilk önce kendine hesap sor. Bu yemeği ben nasıl yapamadım diye. Tüylü olan bir enginar ama 5 puan. Tüylü, sadece tüyüne bakarak yorumlandırmasınlar diyorum ya. Tüyüne bakarak yorumlamadım. Için. Bir şey söyleyeceğim. Öyle sonra sen olsan tüylü bir enginara çeyrek takar mıydın ya? Peki daha sadece o mu tüylü açıkçası acaba? Bir tek o mu tüylü? Ama ona yani 5 verdiğinde tüylü, tüyü yok dedi kadın. Bir tane daha tüylü demedi mi? Bunu. Başak, kimin olduğunu bilmiyorum. Zeynep bir saniye. Enginarın en önemli noktası güzel temizlemektir. İnsanlar sırf bunu yapmamak için pazardan hazır olarak alıyor biliyor musun? En önemli aşaması bu. Bunu yapamadığın için diğer şeylerin pek bir önemi kalmıyor. Gerçekten. Şimdi şöyle, süremiz kısıtlı olduğu için. Evet ama aynı süre bizim evet, için de geçerli. Evet aynı süre sizin için de geçerli elbette ki. Ama ben hızlı bir şekilde yapıp bir an önce atıp pişmesi odaklıydım açıkçası. Ama hızlı açıkçası yaparken doğru. Ve daha önce de enginar yapmadım. Bak bizler bunu de, da kabul ediyorum. Yeri geldiğinde bizler de hata yapıyoruz ve bunları artık kabullenmemiz gerekiyor. Kabulleniyorum. Çünkü... Kılçıklı olmasını kabulleniyorum zaten. Neyden ama bahsediyorsun bak, sen ya? Final serisinde kılçıklı yani tüyleri temizlenmemiş bir enginar. Enginara da yüksek puan beklemek çok komik gözüküyor. Ya ben evet, zaten kılçıklı kısmının olmadığını zaten kabul ediyorum. Burada hata yaptığımı kabul ediyorum. Ama süremi olsan, yetiştirebilmek için. Şimdi, ama diğerlerinden o kadar eminim ki. Ay hadi gelinler gerçekten teşekkür ediyorum. Beni bir büyükten kurtardığınız için. Nasıl büyük? En azından ben sorgulanmadım. Güzel. Bu tabağısında bir vermek istedin ama bir kere beğendim demiş olduk. Sözümüzü de yemedik. Üçü verdik. Bakalım kime? Sende maşallah nasıl bir gözlük varsa... 3'te 3 enginarları tüylü buldu. Yani gerçekten de var bu arada. Hakikaten bak. Yakın gözlüğümü iyi ki takmamışım. Taksaydım demek ki diyecektim ki hiç ayıklamamışlar. Olabilir. Bu tabağda oldukça temizlenmemiş buldun. Çok da beğenmedin. Beğenir gibi de oldun. 3 verdin. Aç görelim. Damla. Ona ne yorum yapmıştınız? Tekrar dinleyebilir miyim ben sizden? Pirinçleri pişmiş. Ama enginarı güzel ayıklanmamış. En azından dedim. Hani çok beğenmedim ama en azından öbür günlerde ne çıkacağını bilemediğim için beğendim dedim. Ben yorumumun arkasındayım. Enginarı da pişmiş dedim ama tüyleri güzel ayıklanmamış dedim. Sadece köşelerde farklı kalmış. Farklı bir yorum vermiş olabilir. Sadece köşelerde kalmış. Ya beni ilgilendirmez. Bir tane bile tüy yok. Dibi tüyü ama beni... biz burada bir tane tüysüz gösterin o zaman bana. Bir tane tüysüz gösterin şu an. Şöyle bir bakar mısın? Allah'ınızı seviyorsunuz. Bir de şuna bakar mısın? Bunda kurban da var. Oldum. Tamam var. Şuna bakar mısın? Kurban oldum. Bu ne yavrum? Bak Allah aşkına yani şu... Tamam hadi diyelim şurada küçük bir tüy gördünüz. Küçük ya şu pilavıma nasıl kıyıyorsunuz ya? Şu zaten pilavını kıyıyorsunuz? Pilavını beğendiğim için beğendim dedi. En azından 4 verebilir.
beğendiniz bence. İyi kavrulmuş bir pilav var önünüzde çünkü. Yok artık canım, 4 aslı değil mi? Pilavını beğendiğim için zaten beğendim dedim. Enginarını bak, tüyünü müyünü geçtim. Tamam, tüy vardı diyelim. 2-3 tane tüy kalmış orada. Hani biz burada süreyle yarışıyoruz ya. Ben yoksa onu mükemmel yapmasını da bilirim. Orada cebelleştik, bakın ellerimize bakın. Nur kadın teyze, geldiğinden beri aşçıyım deyip duruyorsun ama hiçbir şeyden anlamadığın gibi enginar dolmasından da anlamadın. Damlacığım ya, o kadar çok konuşacağına birazcık emini yapsaydın. Bu tabak ya sevgili gelininin ya da rakibin. Bakalım. Bulduysan çok havalı. Dünden sonra ilaç gibi gelir. Bu tabağı gerçek anlamda çok beğendin. Zeynep mi, gelinin mi? Derin bir nefes kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldırmasam. Kaldır, kaldır. Kıymet! Oh be! Kıymet bir şükür. Ay şükür. Süpersin anne, süpersin. Demek ki yapımcım oluyormuş güzel çocuğum. Üç vermeseydin iyiydi ama yine de bu büyük bir gelişme. Bu büyük bir gelişme. Aferin Kıymet ya. İşte böyle olmalısın. Nasıl tanıdım hemen? Ay anne, elimden o kadar çok enginar yedin ki bugün beni bulamasaydın eyvah eyvah, seni kimse kurtaramazdı. Nur kadın teyze. Teyzeciğim. Benimkinin içinde evet bir kenarında kalmış. Ben onu nasıl alamamışım, hayret ettim kendime. Biri hak ettiğimi düşünüyorum çünkü bırakmamam lazımdı. Ama bu lapa pilav da bence bir hak ediyordu gerçekten. Yani hani bunların içinde kılçıklara bakarak ona 5 verdiyseniz bir şey diyemeyeceğim. Ama gerçekten lapa bir pilava 5 verdiğinizin farkında mısınız? Gerçekten lapa. Ben belki lapa seviyorum. Yaşlı olduğum için. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ağzıma göre gelmiştir. Yumuşacık. Hoşuma gitti. Bir şey söyleyeceğim. Vermişimdir. Benim tabağımı açtığınızda şey dediniz. Şeker mi var bunun içinde? Sevmedim evet, ben. Evet valla tatlıydı. Diğerlerinde buldunuz mu o tadı? Vardı ama seninki kadar yoğun değildi. Ha. Çünkü ben 1 kilo koydum içine. Ben ya, şekerli seviyorum. Gencim olsun. Ya. Ben tatlıyı çok seviyorum ya. Ben gencim diye belki bir kilo koydum. Belki demişindir işte. Nur teyzem tatlıyı çok seviyor. Tatlı yer, tatlı tatlı puan verir demişindir. Doldurmuşundur şekeri. Ama bu sefer enginarda şeker tatlı olmaz. Kıymetsiz tüyolaşıyorsunuz. Buldum. Evet doğru. Evet. Siz çiğ tabak yaparak tüyolaşıyorsunuz değil mi Damla? Lapa bir pilav yaparak. Evet. Çiğ tabak. Özür, lapa bir pilavla. Evet. Bir de maydanozların yarısını cebine koymuşsun. Tüyolaşıyorsunuz. Evet, tüyolaşıyoruz. Nereye gitti ya? Diyorum merak ki ediyorum. Anne, en iyi temizleyeni, enginarın içinde hiç tüy bırakmayanı bul. O zaman doğru yoldasın diyorum. Biz böyle tüyolaşıyoruz. Az önce senin enginarında kılçık çıkmıştı, hatırlıyor musun? Enginarımda mı? Evet. Benim enginarımda evet, kılçık. Hanife teyze söyledi var. Hayır. Biraz diye. Dolması pirinci güzel pişmiş. Beğendim. Çanağı da güzel pişmiş ama o kıllanma yok onda. Güzel. Demek ki onu güzel temizlenirken görmüşsündür illa. Ha? Alınmış. Güzel yani. İyi. Çekmişler. Hayır. Evet var dedi. Var. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ben perişan oldum. Yok dedi. Tabakları ayrıca orada. Ellerim var ya mahvoldu temizleyeceğim tabakları diye. Tabakları orada. Tek tek bakmak çalıştı. İstiyorum. Hiçbir şekilde yok. O kadar güzel temizlenmiş ki çanağı gayet muntazam duruyor. Muntazam değildi. Açıldığında keşke görseydin o çanağı. Hayır. Bakar bir de gelip şunun şekli şemaline bakar mısın? Pilavının bak güzelliğine. Sırayla bak. Bakar mısın? Bak şunlara bakar mısın? Lütfen. Görüyorum. Benim görüyorsun şekli değil mi? Şemaline pilavına bir bakar ay, mısın? Bir de diyorsunuz ki az bu. Aa. Bak buna az mı dedim? Allah rızası için mi gitti? Ne? Gösterdim. Şuna bakar mısın? Çok iticisin ya. Yani gerçekten. Bak burada da var. Aa bak aa. Bak gel Zeynep gel gel aa. Gel. Gördüm ben. Gel. Ben kabul ediyorum. Aa, gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Seninkiler de açılacak hiç merak etme. Dur birlikte ağlayalım. Mutlaka çıkacak. Gel çok gel eminim. Ağlayalım. Aa bu ne biçim bir pilav ya? Bu ne? Bu ne? Lapa mı bu? Lapa evet. Bu. Lapa bu lapa. Bu lapa. Bak lapa bu lapa. Mı? Aynen bu lapa. Lapa arkadaşlar bakın lapa bak, bu. Hem lapa hem de yeşilliksiz. Bak bu lapa yani. Lapa dediğim pilav. Senin yeşilliklerin nereye gitti arkadaşım? Yedim ben. Nereye gitti yeşilliklerin? Ben yeşil çok seviyorum ya yedim. Sen bu yeşillikleri pilavı kapatmadan önce koymadıysan benim de adım Damla değil. Pilavı kapat. Bakacaklardı. Bakılsın. Bakılsın. Benim de adım Damla değil. Pilavı kapatmadan önce değil. Pilavımı kenara aldım. Hatta tencerenin ısısı etkilemesin diye başka bir kaba aldım pilavımı. Orada ekledim yeşillikleri sönmesin diye. Ama nasıl hale geliyor? Ben bilmiyorum valla. Yok olmuş bile. Nasıl yok edebildin? Ama zıhlayacaktık ya. Biz de zıhladık. Söyleyeyim mi? Yeşillikleri bir de bir şey söyleyeyim mi? Yani Başak, o kadar önemli detay varken. Kıymet.
temizleme işini yapamamışken gelip yeşilliğe mi takıyorsunuz takılır. Yani? Sen her şeyi takıyorsun ya, biz de her şeyi takmamız çok normal. İyi yapıyorsunuz. Şöyle bir şey de yapmış olabilir. Şimdi bize bir demet maydanoz, bir demet dereotu verdiler ya. Onlara uçlarını da koymuş olabilir saplarıyla uğraşmamak için.